Havaların ısınmasıyla düğün sezonu öncesinde vatandaşların mağdur olmaması konusunda uyarılarda bulunan kuyumcular, yaz aylarının gelmesiyle birlikte bölgede altına rağbet arttığını ve yeni evlenen çiftler için de altınlarını güvenilir kuyumculardan almaları tavsiye edildi. Son zamanlarda piyasada sahte altının çok çıktığını belirten kuyumcu Cahit Vuruş, bu yüzden hem halk hem de kuyumcuların mağduriyet yaşadığını belirtti. Önce sahte altın tabii ki piyasada çok var şu anda. Bize de geliyor. Bunun için en önemlisi ürünün gramıdır. Sonra sesidir. Şu anda tabii ki bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Güvenilir yerlerden alışveriş yapmak gerekiyor. Şimdi günümüzde teknoloji çok iyi olduğu için tabii sahteler de çok başarılı oluyor ve gramı da tutturuyorlar. Onun için yani bunda yabancı yerlerden altın almaması gerekiyor. Biz kuyumcuların bile dün başıma gelen olay bir tane bilezik hediye geldi diye bir müşterimiz geldi. Taşa sürdüğümde sönmüyor. Fakat yukarı çıkartıp ateşe vurduğunda altın olmadığını gördük. Yani şu anda müşterilerin çok bunu anlama şansı yok ama sesinden anlayabilirler. Yani baskılar birebir aynı oluyor. Yani şu anda müşterilerimizden çok bize altın geri dönüşü olmuyor. Talep çok fazla. Bundan dolayı da fiyatlar tabii ki yükseliyor. Zaten altın güvenilir liman her sene üstüne geçtiğimiz 3-4 seneden beri %40 koyuyor. Hatta geçen sene beklentinin altında kalmıştı altın. Yani yükseleceğini düşünüyoruz. Yani yıl sonunda mutlaka yükselir. Tabii altın iyi bir yatırım. Yani şu anda yatırım yapacak kişilerin, düğün yapacak kişilerin herkesin altına yatırım yapması gerekiyor. Bugün alışverişini yapmamış olsa bile şimdi işçiliksiz ürünlerimiz var. İşte 24 eğer bilezik vesaire. Ya yani bunları alıp da sonradan takıya da dönüştürülebilirler. Buradan altının yükselişinden de zarar etmemiş olurlar. Bizden alışveriş yapan müşterilerimize zaten bugün külçe altın alıyorsa o gün satış fiyatımız neyse ondan geri alıp tekrardan istedikleri ürüne değişebiliyoruz. Böylelikle de altın yükselişinden zarar görmemiş oluyorlar.